Evet, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli dönemlerinde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yani Van balığının zorlu yolculuğu başladı sevgili seyirciler. Erciş ilçesinde inci kefalinin göç yolculuğunun izlendiği bölgeye ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali izleyenlere görsel şölen sunuyor. Neslinin korunması için 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak 12 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumurtalarını bırakmak için yaklaşık bir ay önce başlattığı göçünü sürdürüyor. Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan inci kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarına akın eden martılara ise ziyafet sunuyor. Duydum ki Erciş'te ters atlayan balıklar varmış. Onları görmeye geldik. Sonra sizinle tanıştık ve şu an röportaj yapıyoruz. Nasıl balıklar? Balıklar çok güzel, martılar havada kapıyor. Gerçekten görülmeye değermiş yani, değer bir. İlk kez geliyorsunuz. Evet, ilk kez. Daha da önce gelmiştik ama balıkları görememiştik. Şu an tam mevsiminde geldik. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara akın eden balıklar bazen de martılara yem oluyor. Her yıl aynı tarihlerde milyonlarca balığın bu zorlu göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deliçay'da suyun akış yönünün tersine yüzen engelleri uçarak aşmaya çalışan balıklarla martıların görsel şovu izleyenleri büyülüyor. Türkiye'nin birçok yerinden araçlarla balık göçünü izlemek için vatandaşlar gelmeye başladı. Birleşmiş Dernekler Federasyonu yöneticilerinin başlattığı Gönül Köprüsü projesi çerçevesinde Trabzon'dan gelen bir grup ise suyun tersine yüzen balıkları kemençe çalarak ve horon teperek izledi. Bugün Trabzon'dan gelen heyetimizle beraber kemençelerimizle inci kefalinin göçüne de şahitlik ettik. Bence kainatın en güzel harikalarından bir tanesi de burası. Gerçekten izlenmeye doyulmayacak bir yer.